İmam Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf mesleki Arapça ders kitabımızın 3. ünitesinde yer alan dil bilgisi yani kavait, gramer konularını işleyeceğiz. 3. ünitemizin 1., 2. ve 3. ile 4. derslerine kavait kurallarını ayrı ayrı sizlere anlatmaya çalışacağız. Daha önceki 2 videomuzda 1. ve 2. ünitemizin kavait kurallarını sizlere anlatmıştık. Şimdi birinci dersten başlayalım. Kıymetli arkadaşlar, burada bize birinci dersimizde marife ile nekreden bahsediyor. Bakın, nekre neymiş? En nekretü ismun yedullu ala şeyin gayru muayyenin. Yani belirli olmayan bir varlığı gösteren isimdir. Örneğin gavlen söz, fiilen fiil, takriren takrir. El marifetü, marife ise ismün yedül ala şeyin muayyenin, bilinen bir şeyi, belirli bir varlığı gösteren isimdir. El hadisu, en nebiyyü gibi kelimelerimiz de marifedir. Daha çok elif lam almışsa kelimelerimiz marif olarak adlandırılıyor. Marife, belirli bir varlığı gösteren isimdir. Lahız kısmında ne anlatıyor bakalım kıymetli arkadaşlar. El marifetü marife ismün yedullu ala şeyin muayyenin. Marife belirli bir varlığı gösteren isimdir. Ve enva'uha onun çeşitleri hiye zamir. Bakın zamirler kıymetli arkadaşlar marife sayılıyor. Ney mesela ene, ben, ente, sen, hüve, o gibi tüm zamirlerimiz marifedir. Yani bilinen bir varlığı gösteren kelimelerdir. Başka nedir? İsmül alem. Alem yani özel isimler. Nedir mesela Yusuf, İstanbul, Kayseri, Konya gibi isimler nedir? Marifedir. Vel ismül işaret. İsmi işaretler değerli arkadaşlar. İşaret isimler. İşte hâzâ, bu, hâzâni, hâzihi gibi ismi işaretler nedir? Marifedir. İsmül mevsul. Yani ismi mevsuller. Nelerdir ismi mevsuller? İşte ellezî, elletî, ellezîne gibi. Vel muarrefu bi el. Yani başında harfi tarif dediğimiz el takısı olan isimler de yine marife sayılıyor. Vel muarrefu bil izafe. Bu da marife bir isme muzaf olan isimler. Diyelim kalemul muallim. İşte muallim öğretmenin kalemi. Müdirul medrese okulun müdürü. Gibi bunlar da marifeye isim olduğu için, muzaf olduğu için bunlar da marife sayılıyor. Evet, marife ile nekreyi anlatmaya biraz daha devam edelim. İsim iki çeşittir kıymetli arkadaşlar. Nerede yazıyor? Bakın, el ismu nev'ani, nekiratun ve marifetun, nekra ve marife. En nekiratu ismun yedullu ala şeyin gayre muayyen. Yani belirli olmayan bir varlığı gösteren isimlere nekre denilir. El marifetu ismun yedullu ala şeyin muayyenin. Yani belirli varlıkları gösteren isimlere de marife denilir. Ve envâuhâ ve çeşitleri lafzul celâlellâh. Allah lafzı ve damir ve ismül alem ve ismül işare ve ismül mevsul vel muarref bi el vel muarref bil izafe. Yani neydi az önce saydık? Zamirler, alem yani özel isimler, işaret isimleri, ismi mevsuller, başında harfi tarif yani el takısı olan isimler ve marife bir isme muzaf olan isimler nedir? Marifedir. Nekre isimler değerli arkadaşlar tenvin alırlar. Nekre isimler tercüme edilirken genellikle bir şeklinde tercüme edilir. Mesela defterun derken değerli arkadaşlar, bu kelimemizin nekra olduğu için defterun, bir defter yani herhangi bir defter anlamına geliyor. Evet kıymetli arkadaşlar, 3. ünitemizin şimdi de 2. dersini işliyoruz inşallah. 2. dersimiz şurası, isim cümlesinden bahsedeceğiz. Tanımını yapalım öncelikle. El cümletül ismiyyetü, isim cümlesi. Teterakkebu minel mübtedai vel haberi. Yani isim cümlesi mübteda ve haberden meydana gelir. El mübtedeu ismün marifetün tebdeu bihil cümletül ismiyye. Yani mübteda neymiş?
genellikle cümlenin başında olan başka ve yekunu muhberan anhu kendisi hakkında bir hüküm haber bildiren marife bir isimmiş. Demek ki isim cümlesinin birinci kelimesi genellikle mübteda. Örneğin mislu, el hadisu, es sahihu, et daifu, er rivayetu kelimeleri mübteda başta geldiği için. Vel haberu haber ise hüve hükmün alel mübtede'i kema fil emsileti sabika. Sahihun, makbulun, merdudun, batıletun. Bunlar kitabınızda geçen örneklerdi. Biraz sonra zaten işleyeceğiz. Haber de genellikle mübtedadan sonra gelen ve onun hükmünü, durumunu haber veren kelimedir. Örneklere bakalım değerli arkadaşlar. El hadisu sahihun. Bakın. Hadis sahihtir. Birinci gelen kırmızı kelimemiz mübteda, mavi gelen kelimemiz de ikinci sırada geliyor haber. Es sahihu mübteda, makbulun haber. Tamam mı? Bu şekilde. Bu anlam nerede mesela? El hadis sahihun, hadis sahihtir. Es sahihu makbulun, sahih makbuldür. Aşağıda ise kıymetli arkadaşlar bakın. Et-da'ifu, zayıf, merdudun, reddedilmiştir. Er-rivayetu, batılatun, rivayet, batıldır. Yine birinci kelimelerimiz mübteda, ikinci kelimelerimiz nedir? Haber. Devam edelim. Mübteda, kıymetli arkadaşlar, isim cümlesinin öznesinin adıdır. Tamam mı? İsim cümlesi zaten, isim cümlesi mübteda haberden oluşuyor. İsim cümlesinin öznesine mübteda, daima merfu olur, yani ötreli olur. Genellikle cümlenin başında bulunur. Yine çoğunlukla da marif olur. Yani elif, lam, ta kısalır. Cümlenin yüklemine de biz haber diyoruz. Daima o da merfu olur. Genellikle mübtedadan sonra gelir. Tek bir kelime olduğunda genellikle nekra adı verilir ki mesela et-talibu öğrenci nacihun başarılıdır. Bakın burada et-talibu marifemiz elif lam takısı almış, ötreli olmuş. Haberimiz nekra yani elif lam takısı almamış ve tenvinli şekilde gelmiş. Yine marifemiz başta, nekramız da sonda gelmiş. Açıklama kısmını da yapalım kıymetli arkadaşlar. Bakın, el-haberu yecuzu en yekune ismen ve gayrehu. Yani diyor ki, haber tek bir isimden meydana gelebileceği gibi farklı şekilde de gelmesi caizdir diyor. Mesela el-ilmu nurun. Bakın burada tek neyden gelmiş? İsimden. El-medrasetu tüzevvidûna bil-ulûmi. Bakın buradaysa birden fazla kelimeden meydana gelmiş haberimiz. Şimdi haber üç çeşittir diyor değerli arkadaşlar. Bakın müfret haber. Yani tek kelimeden oluşan cümle veya şebih cümle olmayan habere müfret haber denir. El hadisu sahihun. Bakın hadis sahihtir. İşte buna ne diyoruz? Tek kelimeden olduğu için fiil çekimlerden hatırlayın. Müfret yani tek. Peki cümle haber neymiş? İsim veya fiil cümlesi şeklinde olabilir. Bakın el ilmu yebnel ümemi. Yani ilim milletleri inşa eder. Bakın şurada cümle şeklinde ilim müpteda milletleri inşa ederse haberdir. Cümle şeklinde gelmiş. Üçüncüsü şibih cümle haber. Şibih cümle demek kıymetli arkadaşlar. Yani cümleye benzeyen anlamında harfi cer veya zarf ile mecrurdan meydana gelir. Genellikle harfi ceri gördüğünüz zaman zaten bunun şibih cümle haberi olduğunu anlayacaksınız. Bakın el Kur'anu mübteda fis suduri kalplerdedir, göğüslerdedir. Bakın işte harfi cer aldığı için buna ne diyoruz? Şibih cümle haber diyoruz. Demek ki mübteda başta gelir. Haber ondan sonra gelir ve üç çeşittir. Kıymetli arkadaşlar, hülasa kısmındaysa bakın neyden bahsediyor? El mübtede'ü mübteda ismun marifetün, marife bir isimdir. Tebde'ü bihil cümletül ismiye, isim cümlesinin başında gelir. Ve yekun olur mahkumen aleyhi ve muhberen anhu. Yani mübteda genellikle isim cümlesinin başında gelir. Kendisi hakkında bir hüküm haber bildiren marife bir isimdir. Vel haberu ise hüve hükmü alel mübtedeyi. Haber genellikle mübtedadan sonra gelen ve yecuzen yekun ismen ve gayrehu.
haberimiz mübtedadan sonra gelir ve hükmünü, durumunu haber veren isimdir. Haber de üç çeşittir. Neydi? Birincisi müfret, yani tek kelimeden oluşan isim olarak. Cümle olarak isim ve fiil her ikisi de olabilir. Üçüncüsü de şibih cümle olarak, yani harfi cer, mecrur ya da zarf ve mecrurdan meydana gelir. Mesela bir tane daha yapalım. Et-talibu mesela zekiyün. Bakın burada bu nedir? İsimle başladığı için değerli arkadaşlar et-talibu mübteda. Zeki olmasını bildiren kelime de haberdir. Tamam, bu şekilde aklınıza kalsın. Geçelim 3. ünitemize. 3. ünitemizin 3. dersine kıymetli arkadaşlar. Burada yine mübteda haber konumuza devam ediyoruz. Bakın. El hakimu adilun. Hakim adildir. El ümmü anne rahimetün merhametlidir. Bakın ilk kelimelerimiz mübteda, ikinci kelimelerimiz haberdir. Şimdi bunların müsenna olanına bakacağız şimdi. Et talibani iki öğrenci, nacihane başarılıdır. Bakın yine et talibetani iki kız öğrenci, nacihetani başarılıdır. Yine bunlar da müsenna mübteda, bunlar da müsenna haber. Yani aynı. Çoğulda ise, cemide ise el muallimune muhibbune littullabi, öğrencilerini sever diyor. Bakın et talibatu müştehidatun, kız öğrenciler çalışkandır. Bunlar da cemi müzekker ve cemi müennes salimlerin isimleri de meydana getirdikleri mübteda ve şunlar da haberleri. Okuyalım şimdi lahız kısmını. Alamatu ref'ul mübteda vel haber. Mübteda ve haberin her ikisi de kıymetli arkadaşlar merfu olur. Bakın şimdi et dammetu kema fil misal. Ref alameti ise değerli arkadaşlar el ümmü rahimetün. Bakın elif lam aldığı için ötre, elif lam almadığı için tenvin oluyor haberde. Mübtedada ötre, haberde tenvin oluyor. Birincisi kıymetli arkadaşlar zamme, müfret ve cemi müennes salimlerde. Vel elifu fil müsenna kema fil misal. Şimdi müsennalarda ise elif geliyor kıymetli arkadaşlar. Yani et talibu yerine et talibani, nacihani. Bakın buradaki elifler, kırmızı yazanlar onun mübteda ve haberin elifi, yani özne olduklarını gösteriyor. Vav cemi müzekker salimlerde, bakın ev vavu fi cemi müzekker salim, yani müzekkerlerin çoğulunda vav gelir. Kema fil misal el muallimune muhibbune, bakın ikisinde vav var. İşte burada mübteda ve haberin her ikisi de merfu olur. Bu ref alameti kelimenin çeşidine göre de değişiyor. Yani tekil, müsenna ve cemi de değişiyor. Tekilde vav, müsennada elif, çoğulda da yani ötreli vav, ötre anlamında. Şu çoğuldaysa yine vav, ne şeklinde geliyor. Şimdi buradan bakalım, daha iyi öğreneceğiz. Enva'ul kelime. Bakın müfret bir kelime. Et talibu müslümün. Bakın işte ötre, yani damme, vav dediğim bu. Müfretler de bu şekilde. Cem-i müzekker salim. Bakın. El ebvabu meftuhatun. Bakın kapılar açıktır. Nedir yine? Damme. Cem müennes salim. El mümerridatü tayyibatün. Bak hepsinde değerli arkadaşlar müfred olduğu zaman ötre. Müsenna, yani tesniyede ise elif gelecek. Bakın. Et talibani müslümanı. İki müslüman talebe. Bakın elifi görüyorsunuz. Yine cem müennes salimlerin bakın müsennasında et talibe tani, müslüme tani. Orada da yine elif geliyor. Tani, tani şeklinde. Şimdi çoğullara baktığımız zaman vav dedik. El muallimune, müslimune. Bu da mübteda ve haberin çoğulu. El müfredü, el hakimu adilun. El muallimetü kadiratun. Bakın ikisinde de ne geldi? Tenvin. Müsenna tesniyede ise el vezirani, hazirani. İkisinde de elif geldi. El fetatani, saidetani, yine ikisinde de elif geldi. İşte müsennalarda bu şekilde. Cem-u akıl, akılların çoğulunda yine el müminune, sadigune. Bakın müminler doğrudurlar. Ne geldi? Vav. Gördünüz mü? Et talibatu, kız öğrenciler, nacihatun, çalışkandır şeklinde. Cem-i müennes salimler, akıllarda bu şekilde geliyor. Lahız kısmında
El mübtedeu, mübteda, yutabigul haber, haber uyar fit tezkiri, müzekkerlikte, vel ifradi, müen, tekillikte, kemafil misal. Bakın, el hakimu adilun. Burada ikisi de müzekker, ikisi de müfret. Yani birbirlerine uyum sağlar diyor, tamam mı? Hakim adaletlidir. Ve neyse yani müenneslikte, vel ifradi, yine tekillikte, kemafil misal. El muallimetu kadiratun. Bakın burada muallime nedir? Müennes. İşte kadiratun haberi de yine müennes geliyor. Ve fit tesniyeti kemafil misal. El vezirani. Orayı tam görelim, şurayı silelim. Hadirani, bakın. El vezirani, hadirani. Müsennada da elif geliyor. İkisi de müzekker. İkisi de elif almış. Cemi akıl, akılların çoğulundaysa et talibatu nacihatun. Bakın ikisi de müennes. El müminune sadigune. İkisi de müzekker ve çoğul. Demek ki müpteda ve haber, cinsiyet, sayı bakımından birbiriyle uyumlu olur. Tamam mı? El müpteda ve yutabigul haber, haberle uyumlu olur. Fit tezkir ve teknisi, müzekkerlikte, müenneslikte. Vel ifradi ve tesniyeti ve cemil akıl, akılların çoğulu, müsenna ve tekilde birbirlerine uyum sağlarlar. Şurası. Mübteda ve haber ref alametleri değerli arkadaşlar. Birincisi zammedir. Ne zaman zamme yani ötre geliyor? Müfrette, cem-i teksir, kırık çoğulda ve cem-i müennes salimlerde. İkincisi elif, ne zaman elif geliyordu? Ani şeklinde tesniyelerde. Üçüncüsü vav, ne zaman vav geliyordu? Cem-i müzekke salimlerde vav geliyordu. O da buranın açıklaması. Pekala. Şimdi bir örneğimiz var kitabımızda. Bunu birbirlerine müpteda ve haberimizin birbirlerine hangi konularda uyum sağladığını müpteda haber. Bakın el hakku beyinun. Hak nedir? Açıklanmıştır. El hakku müpteda beyinun haber. Neyi de birbirine uyum sağlamış? İfrat. Yani ikisi de nedir? Müfrettir. Tekildir. Tamam mı? Onu işaretliyorsunuz. Adet bakımından. Peki. El ilmi nurun. İlim nurdur. İlim müpteda, nurun haber yine ifrat, müfredat, müfret konusunda birbirine uyum sağlamış. Es-seyyaratane cedidetane. Bakın iki yeni araba. Es-seyyaratane müpteda, cedidetane haber. Neyde birbirine uyum sağlamış? Tesniye yani ikildir bunlar ve müennestir. Tamam. En-nucumu kesiratun. Yıldızlar çoktur. Bakın en-nucumu müpteda, kesiratun haber çoktur. Cemmu gayri akıl, yani akılsızların çoğulu ve müenneslik konusuna birbirine uyum sağlamış. Es-siyasiyune bari'une, es-siyasiyune müpteda, bari'une haber. Yine bunlar akıllıların çoğulu ve müzekkerlikte uyum sağlamış. El-cibalu aliyetun, dağlar yücedir diyor mesela. El-cibalu nedir? Müpteda, aliyetun, haber. Bu da akılsızların çoğulu ve müenneslikle birbirine uyum sağlamış. Alıştırmalar kısmında müptedaları tek kırmızıyla, haberleri çift maviyle çizin demiş. Bakın, El Kur'anul Kerimu, Kur'an-ı Kerim, Kitabullah, Allah'ın kitabıdır. Bakın burası müpteda, Kitabullah, Allah'ın kitabıdır, haber. Velayatu müpteda, Mekkiyetun ve Medeniyetun, ayettir, Mekki ve Medenidir, haber. Velhadisu gavlülün nebi evfil, peygamberimizin sözleri ve fiilleridir. Bakın şurası haber. Vel ithnanu mastarani mübteda haber li şeri'i vel müslimune mübteda müminune haber şeklinde işareti konuldu. Üçüncü ünitemizin son dersi. Devam edelim kıymetli arkadaşlar. Bakın burada ne var? Haber fiil cümlesi olarak gelirse haberde müptedaya dönen gizli bir zamir vardır. Tamam mı? Zaten bütün isim cümlelerinde bir gizli zamir vardır. Bakın, el ilmu ilim nedir? Yebnel ümem. Yani ilim milletleri ne yapar? İnşa eder. Burada kıymetli arkadaşlar, müzekker olduğu için kendilerine dönen zamirimiz hüvedir. En nahvatu kalkınma tekunu bil ilmi. İlimle olur. Bakın burada tekunu müennes olduğu için burası hiyedir. Fiilimizin dönen zamiri. Ve sıdgu vel kizbu, yani doğruluk ve yalan, la yectemi ani fil galbi,
aynı kalple toplanmaz diyor. Bakın burada yectemiani hem müzekker hem müsennadır. Bunun zamiri de hümadır, gizli zamiri. El ulema, bakın alimler, ecme'u ala tahrimil hamr. İçkinin haramlığı konusunda müttefiktirler diyor. Bakın burada fiil cümlesinde. Ecme'u, çoğul ve müzekker. O zaman zamirimiz ne olur? Hüm olur. Eleşcaru, ağaçlar, temayelet, me'ar riyahi. Rüzgarla birlikte ne yapmışlar? Eğilmişler. Burada temayelet, müennes olduğu için zamiri hiye. Et-talibatu, bakın kız öğrenciler, necahne, tamam mı? Ne olmuşlar? Başarılı olmuşlar fil imtihanı. Burada necahne, kızların çoğulu nedir? Hünne zamiri kendilerine döner. Burada bize cümlemizdeki haberlerin fiilleri, eğer fiil cümlesiyle gelirse diyor cümlemizdeki haber, onların kendilerine dönen gizli bir zamiri vardır. Dolayısıyla onlar haberdir diyor. Yani fiile bakacaksınız, hangi sigadaysa onun zamirini bulacaksınız, oraya yazacağız. Haberdeki gizli zamir müpteda ile sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu olur kıymetli arkadaşlar. Ca'el haberu cümleten fiiliyeten ittasıla bi fiiliha zamirin. Bakın, haber fiil cümlesi olarak gelirse haberde müpteda'ya dönen gizli bir zamir bulunur. Yutabigul müpteda fil ifradi ve tesniyedi ve cem'i tezkir ve te'nis. Yani zamir, müfret, tesniye ve cemi olmada yine müzekker müennes olmada müptela ile ne olacak? Uyumlu olacak. Yani müsenna ise müsenna bir zamir, çoğulsa çoğul bir zamir olacak. Ye'til haberül cümleten fiiliyeten, bakın fiil cümlesi olarak gelen haberde teştemülü ala damirin yutavigül müpteda. Müpteda ile sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu olan bir zamirimiz vardır diyor. Hemen şuradan yapalım onu. Kâle Allahu Teala Er-Rahmanu, bakın müpteda, allemel Kur'an, Kur'an'ı ne yaptı? Öğretti. Burası da haber. Allemen zamiri nedir? Buranın hüvedir. Mazi fiil. Kâle Allahu Teala En-Necmu ve Şeceru Yescudan. Bakın Yescudan değerli arkadaşlar nedir? Yescudu Yescudani. Yani hüma, müzekkerin hümasıdır. Yine şurası müpteda, şurası da haberdir. Evet kıymetli arkadaşlar, buradaki örneklerimizi tamamladık. Şimdi son olarak aşağıdaki cümlemizi de yapalım. El-Usmaniyune, Osmanlılar, fetahu Avrupa Şarkiye, Doğu Avrupa'yı fethettiler. Bakın burada fetahu, mazi fiili çekin, fetahu, mazi fiili müzekkeri, yani hüm. Es-Sahabiyyatu, hanım sahabiler, şarakne fil hurubi, savaşlara katıldılar. Bakın şurası müpteda, şurası haber. Şerak ne dediği için bayanların çoğulu nedir? Hüve hüma hüm, hiye hüma hünne. Zamirleri hatırlayalım. Hüve hüma hüm, hiye hüma hünne, ente entüma entüm, enti entüma entünne, ene nahnu nahnu. Bunu nereden bileceğiz? Fiil çekimlerinden. Mesela harece haraca haracu, haracet haracete haraçne, haraçte haraçtuma haraçtum, haraçti haraçtuma haraçtunne, haraçtu haraçna haraçna. Bu mazi fiil çekimi. Bunların daha önce birinci dersimizde, birinci ünitemizin birinci video gramer konusunda bulabilirsiniz. Fiil çekimlerini orada yapmıştık. Sevgili 11'ler, böylece kitabımızın yarısının gramer kurallarını size kısa ve özet bir şekilde sunmuş oldum. İnşallah geri kalan kısmı da en yakın zamanda yükleyeceğim, istifadeye sunacağım. Yeni derslerde, yeni videolarda görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.